Evet sevgili arkadaşlar, Mazda RX-8'in bitmeyen bölümlerinden 14. bölümde herkese selamlar. Araya bir tane böyle detay videosu girdi ve şimdi kaldığımız yerden arabayı geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün yanımızda kimler var sizi göstereyim. BMW'den sipariş ettiğimiz 08EP75 şanzımanımız elimize ulaştı. Hemen arkasından Japonya'dan sipariş ettiğimiz Toyota orijinal 2JZ turbo makinamız. Short blok olarak tamamen sıfır getirdik. Kran, kol, piston her şeyi standarda döndüreceğiz. Biliyorsunuz bizim makinamız forged'tı. Ufak bir problem çıktığı için o motoru çıkartacağız. Ve şimdi yeni taktığımız sıfır motoru yerleştireceğiz. Bir açalım mı abi bunu? Tabii bunu da hemen açmış olalım videoda. Makineyi de sizlerle beraber bir canlı görelim. Japonya'dan çil çil. 2JZ makine. Tamamen orijinal. Standart 3.0. Daha önce 1.5'larda aldığımız gücü bunda biraz daha basınca açacağız. Çünkü bizim pistonlarımız daha sıkıştırması yüksek JN'in pistonlarıydı. O detaylı videoyu da izlemediyseniz motorun içindeki ve kapağın üstündeki tüm parçaları gösterdiğimiz detay videosu da hemen şu yukarıdan izleyebilirsiniz. Hemen beraberinde üst kapak çantamız yine orijinal. Toyota'dan geldi yine. Biz otomatik şanzımana dönerken sevgili Ramazan Usta'ya da teşekkür ederim. Bu arada otomatik vites 2JZ volanı bize hediye etti. Projede bize destek oldu. Onun dışında Toyota motorunu BMW şanzımanına dönüştürmek için olan adaptörümüz geldi. Yine bunu biz kendimiz üretiyoruz. Yine aynı şekilde olan önündeki hafif parça ve bunun bir tane de bir pulu var. O pul da üretiliyor. Ve işte bağlantı elemanları geldi. Bunların hepsini arkadaşlar Türkiye'de üretiyoruz artık. Yurt dışına almanıza gerek yok. İhtiyacı olanlar da bize ulaşabilir. 8EP75'in yağ radyatörü çıkışı. Bu da çok önemli. Ve işte o sequential shifter'ımız. Bu da yine Türkiye'de üretiyoruz. Sonra Polonya'dan gelen Turbolamik ilgili Fuan abi burada bize çok yardımcı oldu. Şanzıman beynimiz. Şanzıman beyni ve şanzıman kartı. Şimdi buradan malzemeleri çıkartıyoruz. Komple yavaş yavaş malzemeleri götüreceğiz. Artık montaja geçeceğiz. Yani mekanik olan kısma geçeceğiz. Ben parçaların hepsini hazır olmadan bu işe girmek istemedim. Çünkü araba lifte yatıyor ve uzun sürüyor bu işler. Peki bir şey sorabilir miyim abi? Tabii. Şimdi mesela biz BMW şanzımanı aldık. Ama ekstradan bir beyin istedik falan. Bu mesela niye ihtiyacımız var bizim ona? Turbolamik'ten niye aldık yani? Şimdi Turbolamik dediğimiz beyin kendi orijinal fabrikasyon araçlarda otomatik vites beyni var. Bizim aracımızda da otomatik vites beyin olmadığı için otomatik vitesi çalıştıran beyin aslında bu. Yani bunu da Polonya'da Turbolamik firması ve birkaç tane daha firma var. Yani çok fazla firma yok bunları yapanlar. Ama biz 8EP75'te en iyi çalışan beyin Turbolamik olduğu için Polonya'dan bunu istedik ve İşte harici ekranı falan var, bu arıza kaydını falan gösteriyor bu ekran. Detaylı bir şekilde bu beyni çalıştırmış oluyor ki arabanın kendi orijinal beyniyle de haberleşerek çalışıyor. Bu arada motor beyni de Spark EMS'ydi daha önceki videolarda izleyenler. Ve ona CAN-BUS adaptörü ve ona benzer işler için bayağı uğraşmıştık biz. Şimdi EcoMaster firması MM Power Garage Mazda RX-8 projesine sponsor oldu. Zaten ana bayrağını yürütüyoruz bu beynin. Klasik ve diğer ürünlerini satıyoruz zaten. Şu anda motor beynimizi de yine CAN-BUS özelliği olan EcoMaster Black beynine döndüreceğiz. Şimdi Kayseri'de. İlk önce beyni montajını yapacağız. Daha sonra da Polonya'dan gelen şanzıman kartını şanzımanın içine entegre etmek için sevgili Okan'ın yanına gideceğiz. Bakalım nasıl bir makine çıkacak. Çok merak ediyorum. Daha keyifli, güzel ve daha hızlı bir araba olacağına inanıyorum. Gelin şimdi bu projede yavaş yavaş bu aşamaları izlemeye devam edelim. Yine duramıyorum. Bir şeyleri yaptırıyor. Abi değiştiriyoruz bir şeyleri. Gene gidişi. Geliştirmeye devam Mazda'da. Şu anda arkadaşlar sevgili Hilmi'nin dükkanına geldik. Forged servis. Hilmi'cim bakar mısın kardeşim? Bu araba neler yapıyoruz? Bir anlatır mısın bize kısaca? Abi, beynimizi değiştiriyoruz. Hoş bulduk. Beyni değiştiriyoruz. Spark MS beyin var. Onu EcoMaster Black'e döneceğiz. Evet. Niye EcoMaster Black'e yapıyoruz? Çünkü CAN-BUS adaptörü falan vardı. CAN-BUS için, elektrikli kelebek için, elektrikli pedal için. Aynen. Bu arada elektrikli gaz kelebeğimiz geldi. Bunu sıfır aldık. Şöyle ikinci elde uygun bulunuyormuş ama bunu değiştireceğiz. Porsche'nin bir malzemesi bu. Onu oraya adaptör yapacağız. Evet. Araya flash yapacağız. Belki istemeyebilir dedi şu an. Tam da belli Civata değil. Civata merkezleri aynı gibi. Tesisatta da tesisatın sadece yeni beyine göre olanı değiştirdik değil mi? Hı. Oraya da gösterelim neler yapıyoruz. Beynimiz buradan giriyor. Daha önce arkadaşlar bayağı bu elektrik tesisatıyla alakalı şeyler ben size çekmiştim hatırlarsanız. İkinci ya da üçüncü bölümde olması lazım. Şimdi yeni beynimiz takılacak ve bundan sonra da işte şanzımanla olan alakalı işlere geçeceğiz. Projem eline sağlık. Çok güzel oluyor. Teşekkür ederim. Ne kadar kaldı işimiz? Bir hafta işte. Az mı kaldı? İyi hadi bakalım. Bir hafta da halletti sağ olsun o da burada bizim işimizi. Önümüzdeki aşamalara bakalım.
Evet sevgili arkadaşlar, şu anda sevgili Okan'ın yanına geldik. Okan Performans. Evet. Uzun zamandır hoş performans geldiniz. İşleriyle uğraşıyor sevgili Okan. Ve biz daha önce hatırlarsam senin bir Opel'in vardı. Korsamız vardı evet. Yani. Bizim Burak'ın videosunu da hatırlarsınız, şuraya koyarız. Bak şöyle bir Corsa var kanka. 478 tekerde diyor. Çok ciddi rakam, ciddi söylüyorum, çok ciddi rakam. R kasaları 1.6 motorunu sıvattı. 6 ile şanzıman koyduk. Standalone işletim sistemi var. GTX 28 turbo var. Zaten Corsa'nın motoru bir acayip ya. Onun dışında custom MV manifoldu yaptık. Ama harbi sleeper yani. Ciddi söylüyorum, bu acayip bir makine. 1.4 konfor. Güzel, hızlı bir makinesi vardı. Hatta Corsa da swaplıydı ve onun üstüne ekstradan performans parçaları ekleyen bir arkadaşımız. Sağ olsun bize bu 8EP 75 şanzımanımızın adaptasyonu ve birbirini tanıması konusunda... Yani standalone programlı bir hale getirdik. Neler yaptık? Sen kısaca anlat abi izleyicilerimize. Çünkü bu biraz karmaşık bir iş. Evet. Herkes diyor ki normal arabada adam otomatik şanzımanla arıza yaşıyor. Siz nasıl düz alan arabaya otomatik şanzıman takıyorsunuz? Hani nasıl çalışacak diye çok merak ediyor herkes. Evet. Sen neler yaptın onları biraz bahset istersen geniş bir şekilde. Şanzımanımızın iç mekatronik beyin kısmında bir modifikasyon yaptık. İçerisinde Turbolamik firmasının kullandığı beynin PCB'sini monte ettik. Dışarıdan harcı kontrol edebilmek için. Bu beyinde 8 tane modumuz var. Hı-hı. Genelde işte yarış uygulamalarında kullanıyorlar yurt dışında da. Drift için kullanıyor genelde. Ben hep drift izledim. İçin, drag için. Yani yeni yaptıkları arabalarda da. Bu arada arkadaşlar bu beyin de Polonya'dan geldi. Bu firma Polonya'da kendileri geliştirdikleri bir beyin. Hani bunu şanzıman beynine parçalar üretip, doğru evet, mu? Kart falan üretip kendileri bir beyin üretmişler. Şanzıman normalde BMW'ye göre yapılmış. Yani BMW aracın kendi sistemine göre çalışıyor. Biz onu tamamen standalone, bağımsız kontrol edebilecek şekilde yapıyoruz. Tekrardan topladık. İnşallah güzel bir kazanma yaşayacaksın. İnşallah. Yani aslında burada kısaca şöyle anlatmam gerekirse fabrikasyon BMW'nin şanzımanı kendi orijinal beyin sistemiyle, yani ekosistemiyle haberleşerek çalışıyor. Evet, IMO vesaire kendi aynen içerisinde öyle. Çünkü tüm hat kendi birbirini görmeden araba çalışmaz, hatta vites atmaz şanzıman araba. Şanzıman da çalışmaz, evet. Aynen. Şimdi biz kendi aracımızda bu parçaların hiçbiri olmadığı için standalone dediği gibi beynin birbiriyle haberleşmesini evet. Sevgili Okan o yaptığı kart sistemiyle, yani kendi orijinal BMW'nin kart sistemini değiştirerek o yeni gelen beynin evet. Kart sistemini çalıştığı hale getirdi. Sen bir de bunu test ettin değil mi? Tabii, yani vitesleri attırıyorsun. Aynen. İşte park konumunu vesaire, şanzıman sıcaklığını vesaire görebiliyoruz. Bunun kendi ekranı var. Modları da bunun sayesinde görebiliyoruz. Küçük bir ekran geldi içinde evet. Beyinle beraber. Şimdi bu yağlardaki olay neydi? Bu yani bu kendi üstündeki yağ mıydı? Sıfır olduğu için içerisinde BMW yağ koymuş. Hı hı. Onu biz boşaltmamız gerekti. Alttan karter açıp mekatroniğe işlem yapmak için. Direkt yağ mecbur tabii, yağ boşalıyor. Onlar da fazla yağlarımız. Yani türbün içerisinde de yağ var. Türbünü sökmeye gerek kalmadı. Bunlar alt tarafta. Genelde ben böyle araştırmaya başladım. İşte sevgili Tuhan abi de sağ olsun bir yandan şanzıman falan bakarken bu şanzımanlar genelde arabanın üzerinden sökülmüş şanzımanlar evet. Takılıyor. İşte biraz daha biz BMW hani doğuştan BMW'ci olduğumuzdan dedim ki biz sıfır mı alsak bu şanzımanı? Gidip sıfır buldum aldım. Evet. Sıfır bir şanzıman olacak. Hatta ben motoru da sıfır. Toyota'dan Japonya'dan getirdim. O sıfır olan şanzımanı da takacağız. Diğer aparatlar işte adaptörümüz var. Tork konvektörünün ortasına giren bir flywheel var. Merkezleme adaptörümüz merkezleme var. Adaptörü. Bir de biz ekstradan yağ soğutucu isteyeceğiz buna ki orijinalde yağ soğutucu var. Da çalışıyor. Evet. Yani termostatı da var. Yağ belli bir seviyede tutmak gerekiyor. Biz herhalde termostatsız direkt bağlayacağım ben bunu. Yani direkt bağlantı da yapılabilir. Sürekli soğuyacak aslında şanzımandaki yağ. Yani ama termostat takılmasını tavsiye ederim. Yani niye? Belli bir ısıda çünkü tutmasın. Belli bir ısıda dursun. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrar anlatacağımız bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Çalışma sistemini simülasyon yaptın, çalıştırdın, aktif evet. Ettin. Biz şimdi arkadaşlar buradan şanzımanımızı alıyoruz. O hazırladı her şeyi uçlarını. Biz sadece soketlerini takıp plug and play dediğimiz hemen tak çalıştır olayına getirdi sağ olsun. Bu konuda bize yardımcı oldu. Buna benzer projeleriniz varsa da kendisini direkt bulabilirsiniz. Ben Instagram adresini buraya aşağı eklerim arkadaşlar. Direkt iletişim kurabilirsiniz. Biz şimdi bu şanzımanı arabamızın üzerine lifeyi çıktıktan sonra şanzımanımızı yerine ekleyeceğiz ve uzunlukta büyük ihtimal bir şanzımanın şafta, uzunlukta farkı var. Tabii şafta revize yapman gerekiyor. Bir de bende şey var, bir tower bar var. Evet. Diferansiyeli şanzımana bağlayan bir Mazda mühendisinin yaptığı şeyi biz yeniden üretmiştik ona göre. Evet. Bu vidalara herhalde uymayacak o şanzımanın büyük şekline. Büyük ihtimalle orada da bir revize yapmanız gerekecek. Aynen. Onu biz sevgili Erdal Usta ile beraber, kabortajımla beraber kaynak işi çıkacak zannediyorum. Evet. Bir şaftla alakalı uzunlukta fark var mı bilmiyorum. O E46M3 şanzımanıydı. Ama uzunlukta bana küçük gibi geliyor ama tasarımından da ya kompakt bir şanzıman aslında yani çok değil büyük değil. Uzun değil. Bir şaft işimiz çıkabilir. Arka travers yani şanzıman arkaya bağladığımız yer değil mi? Evet orada evet, bir ufak kullan. Bir revize gerekebilir. Aynen. Onları biz artık orada yapacağız. Baba çok teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Çok sağ ol. Biz şimdi şanzıman alıp Kayseri'ye yapıştırıp gidiyoruz. Hayırlı hemen olacak. Çok daha heyecanlıyız. Hemen şanzımanı takıp birleştireceğiz. Arkadaşlar hız kesmeden devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar şu anda Ankara'da ARP garaja geldik. Sevgili Mustafa Bey nerede? Gelin abi şuraya bakalım. Makineyi hemen arkadaşlar Ankara Otofest'e getirdiğinde o arada araba sökülmüş. Bu arada
Hemen yanımızda sevgili Mehmet'in arabası var. Bu araba önce de bu araba buradaydı. 8F70 takıldı. Araba testleri yapıldı. Hemen arkasına Mazda RX-8 aldık. Sevgili Mustafa Bey'e de burada teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Normalde arkadaşlar bu garajda dışarıdan araba yapmıyorlar. Değil mi abi? Sen evet, dışarıdan doğru. Kendi arabalarını topluyorsun. Evet. Sağ olsun rica ettik. Tuğan abiyle beraber. O dedi ki dükkan sizi. Hemen başlayalım. Abi tekrar teşekkür ederim. Burhan Usta'nın yanına gidelim. Şu an Sarı Supra'nın Hayling Gül'ün eşliğinde ne yapıyorsun abi? Esur, ne yapıyorsunuz? Anlat şimdi abi. Ne yapıyor şimdi Mazda RX-8'i? Abi şanzıman. Hani adam BMW'ci. Bu arada arkadaşlar hani benim gibi BMW'ci. Ama Supra gidiyor şu an değil mi? İkinci EZ'den de devam ediyor. Yani. Şimdi arkadaşlar makineye sıfır motorumuzu getirdik. Daha önce videonun ön tarafında anlattığım gibi. Sıfır şanzımanımızı takacağız. Şanzımanın beyni ve diğer parçaların adaptasyonları yaptıktan sonra hatta zaman bulursak ben daha buradayım. Ankara'dayım birkaç gün. Sarı Supra ile hatta şöyle bir tane yürüyüp 8EP'nin nasıl çalıştığını, otomatik şanzımanın nasıl çalıştığını, o sequential shifter'ın nasıl kullanıldığını böyle bir keyifli bir video yapmak da istiyorum. Çekeriz gibi geliyor bana. Umarım devam eden işlemleri beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada kamerada Ömer, teşekkür ederim kardeşim, sağ ol. Evet, sıfır biliyoruz. Abi acayip bir yara var burada. Şatara patara gibi yolda çekiyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi Sarı Supra'nın şu an otomatik şanzımanını sevgili evet. Onur'la beraber bayara geçtik. Otomatik şanzımanına ufak bir tur atacağız. Bu arada motordaki birkaç setup değişti. Aynen benimkinde değişti ki bunda da değişti değil mi bir şeyler? Daha günlük kullanıma çevirdik bunu. Shifter'ımız var arkadaşlar burada. Bu da şanzımanın bir ekranı, işte tüm arıza kodlarını ve şanzımanın hangi konumda olduğunu falan gösteriyor. Yağ sıcaklığımızı gösteriyor. Evet. Birçok şeyi burada gösteriyor. Mazda bu arada motor takılıyor. Hemen arkasında şanzımanla alakalı işlere başlanacak. Bir de iki tane aparat var arkadaşlar. Bir uzunu var bunun ama Supra'da bu bile ya kısa tam olmuş bence. Evet, kısa tam olmuş. Benim şu konsol da gerçi böyle çok da aşağı değil. Benim konsol da yüksekte. Bayağı. Kullanımı çok şekilli duruyor ya Onur. Şöyle yani baktım sanki, Dominic Toretto gibi bir his var. Sanki şey ya sıralı şanzıman kullanıyorsun değil mi? Zaten bu shifter sequential shifter diye geçiyor. Yani aynı o hissi yaratmak için biraz daha mekanik bir aynen. Şey yapmışlar. İçinde yabancı bir yay var. Sanki hani o... Evet. Şey, o mekanik hissi aslında, vermek için. Aynen. Onu vermek için. Normalde burada arkadaşlar BMW'nin ya da işte otomatik vitesin bir vites tuşunu kullanabiliriz. Aslında onlar artık hep tuş. Ama çok plastik bir hava oluyor onlarda. Tabii bu daha böyle hani... Özel şık. Bindiğini hissettiriyor sana. Ben işte bir direksiyonu da bulabilirsem direksiyona pedal shift yapmayı düşünüyorum. Eğer bulabilirsem. Oradaki Mazda MX-5 var ya. Aha. Onun direksiyonu birebir aynı bizimki. Çalmaya çalışıyor evet. Mustafa'dan da. Yok. Kandırabilirsem. Bu şanslar. Şimdi manuel 2'de gidiyorsun evet. Sen şu anda. Drive modunda da normal otomatik gibi. Normal otomatik modunda kullanabiliyorsun. Normal otomatik modunda kullanabiliyorsun. 8 vites. Evet, çok güçlü arabaları normal otomatik modunda kullanmak biraz tehlikeli. Tehlikeli aynen. Yani ben, yanlarken şey yaptığında açıdayken falan araba kendi vites atarsa o yeni bir torkla başlatıyor. Aynen. Allah gösterdim bir yere uçabilirsin yani. Hızlı öfker kanka bu araba zaten direkt biliyorsunuz. Renginden dolayı da hani diğer süperlara bakarak bayağı farklı bir şeyi var. Yani her gittiğimiz etkinlikte beraberiz biz. Bakış açıları insanların çok farklı. Görür görmez ya içse Supra var yani işte Supra'yı gördüm. Herkes Supra'yı gördüm moduna giriyor. Recaro SR5'ler var. Bu araba zaten rodajda şu anda. Aynen 4000 devir etkisi var. Anlamıyor ki bize zaten. Oğlum aynı viteste gidiyor gibi diyorum. Sesi de değişmiyor. Ya abi bu şanzıman ya korkunç hızlı bir şanzıman arkadaşlar. Ya bu 8EP75 çok garip bir şanzıman. Şimdi artık yeni M Power makinelerde V8 F90M5'lerin de kullandığı şanzıman bu tipe döndü. Eskiden biliyorsunuz DCT ve Bağta kavramalı sistem kullanıyordu BMW M arabalarında özellikle. BMW M bile 8EP tork konvektörlü şanzımana geçmesi zaten ben orada bir mesajı aldım orada ben bir. Ama şu var ya eski tork konvektörlü şanzımanlar gibi değil ya. Eskiler ya, acayip güç çalıyordu. Çok güç çalıyordu. Gene güç çalıyor. Tork konvektörü var sonuçta ama çok... Arabada şey yani güç çalıyor ama mesela her yeni vitesin başlangıcındaki verdiği tork nasıl bir hani yağ basıncı sistemiyle yaptılarsa onu
O şeyi absorbe ediyor sanki. Ya esas mevzu bu otomatik şanzıman dışında. Hakikaten sürü mesafe kaydetmişler. Abi baksana araba. Uçaklarımın için. Her vitesi verdi sanki tekrar şey gibi. Çok konforlu. Sekiz. Şu anda bildiğin şey ekonomi moduna geçti araba. 1700 devirde falan araba. Benimki de çalışmayacak. 4, 3. Tabii seninki de çalışmayacak. Sonra düzelteceğiz tekrar. Evet, bir boost sesi, bir turbo boşaltma sesi duyunca da insan mutlu oluyor. Aynen, çatara patara yok. Rodajda şu an yağ değişecek arkadaşlar. Bu araba da yeni bitti. Ciddi konfor var ya. Bunu D-Yat kendi kendine yürüsün. Kod kaç verdi? Kod 0.21 verdi. Şimdi bunların da arıza kodları ve şeyleri var. Bir tablosu var. Orada şanzımanla alakalı, sıcaklıkla alakalı ve ona benzer bir sensör okumadığı zaman anında size bir arıza kodu kaydediyor. Bloğu topluyoruz. Yeni yağ pompamız. Takılıyor şimdi. Bloğumu da takılacak. Bu arada Supra ilk testinden tekrar geldi. Bir test daha yapıldı. O da bitti. Nasıl geçti Soğan abi, iyi miydi? Güzel. Arıza marza var mı? Yok, arıza yok. Çok güzel her şey oldu bana. Rahatlıkla marzaya takabiliriz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar yeni testten gelindi. Şimdi sıra işte Mazda'da. Burada Mazda'da. Abi sorunlar bitmedi de takmam be şanzıman. Aslında çok korktum. Ben de bu sorunları yaşayacağım. İşte Amerika'yı keşfetsin de öyle. Nasıl bakın ya? Ya abi, böyle olur mu ya? Bunları YouTube'a koymasak ya. Neyi koyacağım? Onu koyma bunu. İzleyici yıldı ya, araba projelerinden yıldı ya. İnsan. İnsanlar yıldı araba projelerinden. Adam biraz eğlenceli. Bu rezilliklerimiz değil ha bunlar. Yani bu sanayinin olayları. Evet, bunun arkadan yapıştır. Happy birthday Tuhan abi. Happy birthday ihtiyar. Şimdi Tuhan abi bir yaş daha mı yaşlandın şu anda sen? Yok kardeşim. Gençti geriye doğru. Abi ben geri sayıyorum. Geriye doğru sayıyorsun abicim. İyi ki doğdun. 506 bu. Şunu boşun. Şunu boşun. 6'yı mı yapıyorsunuz arkadaşlar? 25'i yaptım. 5 tamam. Şey kaç oldu yani. 5? Kaç olması mı lazım diyor. İşte kaç 20, oldu? 28 oldu. 38'den 28 oldu. Ha. Şey söyle, başkasını söyle. 38 oldu. 6.35. 6 mı 35? Ha. Onları limitte kullan, emmeye lazım olacak. 4.93 geliyor, 4.94 geliyor mu, tamam mı? 5.9'u ver. Şunun aynı, 4.94. Kaç büyüteceksin, kaç geliyor? Onu hemen almasana. Ya 5.9'u koyduk mu, tamam abi. 5.9 mu? 5.09. He, 5.09. 38 değil mi o da? 35. 35 değil. 4.94. 15 farklar, 15. 18, 15, 3 oldu. 23 mi oldu? Evet. 23, tamam. Öbür tarafın 3'ü kaçtı. 2'ye, 6 giriyor 2'ye. Ne? 2'ye 6 giriyor, 4.95. Dur, 2'ye 6 giriyor, 4.95. 4.85 verin bana. 4.85 var. 7 var. 4.87 var. Olur, arka ne yapıyor? 4.80 geliyor. 2'yi değişti. 4 tane hepsi bozuldu. 4.73 takabilirsin ona. 4.73 tak. Yüzüklerin efendisi mi abi? Evet, bu iyi. Tamam, tak onu. Al da bırak. Şimdi şu 4 gelmiyor muydu? 6 geliyordu o. Kaça takacağım bunu? 2. O değil oğlum, buna bak. Onu biliyor musun? Şu. Onu 3'e takacaksın. 2'ye takacaksın. 2'ye. Arkadaki, hey sen. Efendim? Arkadaki de. Gençler hoş geldiniz. Ne haber, nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Aslan. Nasıl gidiyorduk bana abi? Nüfus bakısın. Evet. Tamam o zaman. Supacıysan sorun yok. Sen hatırlar mısın? Hey ya, şu elektrostatik yapsam var ya, her şey sıfır oldu. Yok mu? Şu an moralim bozuldu diyeyim, biliyor musun?
indireceğiz. Biraz gerekli genelde. Yavaş yavaş. İndire. Bura zaten diye düşünüyorum ama. Öbürüne baksana sen en taraftakine. Oğlum çok geri gitti bu mu? Gidecek. Çok gidecek. Gitmiyor. Bir şey yok abi. Geldi abi. Ha, çok güzel. Artık olanımız yerine oturdu. Otomatik vites orijinal. Şanzıman nasıl sadece lan buraya? Eşek gibi yer var gerçekten mi? Eşten hem bu vardı hem de bir şey vardı. Abi bu aldığımız cihata yarım santim kısalıyor mu? Yarım santim kısası var mı? Hayır bu şanzıman nasıl sığacak lan buraya? Biz sensiz şanzıman takamıyoruz kardeşim. Oo şanzıman da Allah göstermeye iyi ağır ha. 85-90 kilosu var. Biraz daha çek biraz daha. Biz de şanzıman iki kişi koyuyoruz. Tamam ya. Ama hangi iki kişi? Hangi iki kişi işte önemli olan o. Geliyor, şanzıman geliyor, yerine doğru geliyor. Oğlum şu haft bayağı olmuş lan. Kader anı. Oğlum orada maşa niye var buranla? Nerede? Abi o eski maşa. Onu alsaydık ya. Görürsün abi o eski manuel. Değer şimdi o. Değer diye dedim. Değmez mi? Aha bitti. Hadi biraz daha var. Bitti, arabayı indireceğiz. Arabayı... Araba inmesi lazım diyor. Ne diyor? Şanzımanın burçlarını da getirin. Onlar da yalnız bir şey söyleyeceğim. Bağlayacağız mı? Burçlar ben nerede oğlum burçlar? Şanzıman önü alamayız ha. Şurası sıfır. Burada Burhan'la Mustafa Arpacı devreye giriyor. Bana imkansız söylüyorsunuz. Ne yapacağız? Ya. Ha? Bana imkansız söylüyor. Burçlar nerede? Burhan hep sen nerede oğlum? Şanzıman şöyle tutalım. Bırak ben de. Çan çek bırak. Çan çek. Ne yaptın? Ne yaptın? Kim? Anlar rızası bir benim gözümde. Abi orayı sıkmıyoruz. Tabancayı elime aldı. Adam ne yaptı? Mustafa abi. Hayır neyin ölçüsünü sordunuz öyle adama. Getir abi kumpası. Bir tane sarkanlar yavrum. Ya, getiriyor. 3 metre var burada. Getir abi işleri çözecek mi abi? Mehmet abi. Bu çok büyük ya. Mehmet abi bu kadar niyetli olduklarını bilmiyorum. Başka bu çok büyük. Bakayım ben. 95-12. Ver abi. Bura bayağı. 95. Bu da ev saltaymış çünkü. Geçir mi? Sıyırsın. Bu yeni tip. Sıyırsın. Böyle bir sıyırsın. Tabii siz yatağa koymayacak mısın? Bir öşemeyim ki. 102. Ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Biraz da şu anda yerden. Şimdi hadi size bir şey göstereyim bari. Tabii bu orijinalini takılıyorum. Şu şurada orin geç. Baksana yine nasıl geçti. Bu aya orin geç. Burada da yara türlü. Motor yukarı kalkacak değil mi bayağı? Şanzıman yağı soğutucuya gidiyor bura. Namazla projesinde hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diferansiyel sistemini tamamen Burhan burayı değiştirmiş. Şaft askısı ve yeni şaftın önü. Şu ön komple değişti değil mi? Şu ön tarafa. Şu altı köşenin üçgeninin tamamen farklı olduğu için 8EP75'te o bölüm de komple değişti. Şanzımanın bağlantıları tamamen yeniden yapıldı. Şöyle şu takozlar üzerinde biniyor şu anda. Şuradan şöyle bir yağ soğutucumuzun olduğu yer. Hazır. Şimdi yağ soğutucu. Sevgili Burak yaptı getirdi bunu. Cooler Frost. Evet. Havalı duruyor bak. Burak deyince şey oluyor. Şu arka dükkan gibi oluyor. Cooler Frost deyince şey oluyor. Şu New Jersey'de bir dükkan gibi oluyor. Şimdi onun yerini ayarlayacağız şuraya. Şanzıman soğutucumuzu buraya koyacağız. Oradan hortumlar gelecek şu aradan. Bu tarafa çıkacak. Üst taraf toplandı. Makinenin yavaş yavaş marşına basmaya doğru yaklaştık gibi görünüyor. Yeni makinamız E46M3. Sona yaklaştık arkadaşlar. Tampon provasını yapıyoruz. Bir motor yağ radyatörümüz kaldı. Ayarlamadığımız. Şanzıman yağ radyatörümüzü taktık. Şimdi şu bölmede yine aynı şekilde yağ radyatörünü takacağız. Damadın şeyinden, arkadaşından spekçe mi? Bunu zor şartlar altında bulduk. Kilerde, far arasında. Direksiyon yağ hararetini engellemek için. Evet, yarış arabasının bu. Bir Japonya'dan gelen bir arabanın. Subaru spekçe mi? Spekçe, evet. Çok özel. Valla çok iyi. Yani. Buraya yerleştirdik. Burada yerleştirdik yani şu anda. Buradan buraya bağlanıyor. Buradan buraya bağlanıyor. Bir su işimiz. 10 numara abi. Sevgili Hilmi Usta şu anda arabanın şanzıman beyin tesisatını yapmaya başladı. Ustacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim kardeş. Gene her zamanki gibi. İnce işte. Bilelim öğrenelim bilelim. Tamam. Bununla öğreneceğiz işte. Sarı Supra da aynı şekilde arkadaşlar. Aynı şanzıman. Onu sadece 8EP70'ti ama şanzıman beyni aynı değil mi abi? Aynı. Beyni aynı. Bizde beyin farklı. Şimdi beyni de montajını yapacak. Beyinde de bu arada arkadaşlar
Daha önceki beynimiz sevgili Emre'nin beyniydi. Uzun süre boyunca onu kullandık. Şimdi de sevgili EcoMaster Black beyni kullanacağız. Kenatlı. Bu şekilde makinemiz çalışacak inşallah. Hindistan'ın önünde çok kalabalık bir kablo tesisatı şeyi var. İnşallah bu yolun içinden güzel bir şekilde çıkar. Başarılar diliyorum. Evet, şimdi turbolamik beynimizde EcoMaster Black. Şu anda ikisi iletişim kurarak çalışıyor. Mesela ben nasıl seninle iletişim kuruyorum? Bunlar da aralarında iletişim kuruyor. Aa, bunlar kendi aralarında. Anladın mı? Tabii aralarında alıp veriyorlar. Tabii. Yani devir kaçta, şanzıman vitesi kaç atacak, ne yapıyorsa bunları ayarlıyor. Tabii. Bunların işi. Puan abi gene duramamış, bana hediye almış ya. Dayanamamış, kalbi dayanamamış. Araba demiş biraz daha soğusun. Metanol kiti geldi. Ürünümüz. Oo, çok tatlı. Bu çift sensör şeyli miydi abi bu? Bir tane oldu. Çift nozullu. Vay be. Ama bu Japon. Bunlar NX'i yapan firma mıymış? NX'in distribütörüymüş. Bak, bu marka Japon grubuna uyum sağlamıyor. Siz IM takımınız. Bunlar olmaz. Bunlar buna ya, çok bu şey yapmaz. Bu modelde sıkıntı var, ben size söyleyeyim. Bidon. Buranın sensörü çalışıyor. Sensör. Mazot. Bu da üniversal pompa ha aslında. Saati de var bak bunun. Bu saati nereye koyacaksak onu da bilemiyorum da. Saati yer yok. Evet, cihazı rodaj modundan sevgili Tuğan abi bitirmiş. Şimdi birkaç tane yağ rekorunda bir hata tespit etti. Şu anda onları hallediyor. Fanı takıyoruz. Evet. Niye dururken yağ ısınmasın diye taktığımız bir malzeme. Bu da yağ ısınmaz kardeşim. Eskiden yağ ısınmayı çözemiyorduk, şimdi de yağ ısınmaz diyor garanti. Direksiyon aktörünü daha önce göstermiştim size sevgili. Evet abi, Subaru'nunkini hediye etmişti. Şanzıman yağ aktörü, motor yağ aktörü, her tarafı yağ aktörü. Şimdi 5.30 normal rodajımız bittikten sonraki yağı da koyduk. Çıkacağız, yeni dereceli egzantriğin işte ayarına göre yeni bir ayar yapacağız. Bugün yetişmeyebilir çünkü Onur da Trabzon'dan gelememiş, gece geliyormuş uçağa. Pazar günü belki ayara çıkabiliriz, bilginiz olsun. Güzel gidiyor. Şöyle altında göstereyim size şanzıman alakalı diğer şeyleri. Egzozu biraz aşağı sarktı, onu düzelttirdi Tuğan abi sağ olsun. Şöyle şanzımanımız, şaftımız şöyle gidiyor. Dizilimimiz, diferansiyelimiz E36M3. Yeni M3. Şöyle göstereyim size. Davlumbaz. Sol davlumbazda var zaten sorun abi. Delikli olan var ya. Sol davlumbazda hafif bir delik var. O da yağlı olan o zaten. Ön tampon. Arkadaşlar, Pandem Japan. Evet sevgili arkadaşlar, bugün bayağı bir ilerleme kaydettik. Tuğan abi önünü iyiden iyi topladı. Evet, makineyi liften indirdik. Yarın mı yapacağız ayarını? İnşallah. Tampon ayarını da Mustafa Bey yaptı. Evet. Bakayım nasıl ayar. Kapanınca görünecek ayar. Çizgiye bak bakalım. Vay be. Vay be. Oğlum bu sefer de bu taraf... Bir ayarsızlık var abi, onu ayarlarız artık. Ondan ayarlarız. Yarın Onur geliyor. Ayarını yapacağız. M3'ü yıkadım bu arada. Makine tertemiz oldu. Yarın Uğur abiye götüreceğim onu da. Geldik şimdi makinenin ayarına. İhtiyar makineyi teslim edecek birazdan. Onur ekipmanını alıyor. Şimdi birazdan ayara geçeceğiz. Bir timing yapacağız. Timing'i ayarladıktan sonra da bir yol testi, işte şanzımanın işte atışlarını falan bir kontrol edeceğiz. Makine neredeyse bitti arkadaşlar. Ayar yapsın hadi. Bir daha ya. Seni geçeceğim. Hop. Seni geçeceğim, göreceğim. Canı sağ olsun. Geçeceğim seni. Kaçamaz. Kaçamaz. Son azlarımız Onur'un. Biz neyi dinliyorduk abi bunda biz? Vuruntu. Vuruntuyu dinliyoruz. Bunları da bağlıyoruz şimdi. Oradan orayı dinleyeceğiz. Buradan burayı dinleyeceğiz. Şunu 3 kere parlattırdım, yeniden parlattıracağım. İlk defa biniyorum şu anda. Ve shifter'ımız, kendi üretimimiz, yerli ve milli. Yerli ve milli. Hazır mısın? Tabii ki. Biz hazır doğmuşuz. Abi hayatımda ilk defa şu an otomatikken biniyorum. Bu arada metanol kitimiz de buraya konumlandırılmış. Ayarlarımız iyi gidiyor gibi görünüyor şu an Onurcuğum. Sadece birazcık hararetimiz yüksek. Bundan sonra timing'i yapacağız. Bir kahve içeceğiz şurada. Sonra devam. Çatara patara. Acayip patlıyor yalnız makine. Ne yapıyoruz şimdi, onu bana anlat. Şu an ayarlarımızı yapıyoruz. Ama timing'i de değiştireceksin herhalde şimdi sen. Doğru mu? Şimdi şöyle. Biz ilk önce bunu geldik. Standart egzantik bilgisini. Timing açılarına taktık. Bizim eski egzantrimizde bu arada derecesi de değişti. HKS'ler 272 idi. 272 HKS'ler gitti. Şimdi Kelfort'lar geldi. Şimdi bunlara da derecesi değiştiği için. Aynen. Şimdi bizim bunu aslında yapmaya çalıştığımız şey şu. Otomatik şanzımana geçtik ya. Evet. Otomatik şanzımanda o otomatik modda giderken 1500-2500 devir arasında daha fazla kullanıyor ya. Hı hı. Biz egzantrikleri orada biraz daha aşağıya diye biraz daha tork eğrisini biraz daha aşağı taşıyacağız. Daha güzel bir sürüş. Bunu da ayarlı gazlaktan yapacağız değil mi burada? Evet. EKS'nin. Değiştireceğiz ayarlarını. Bir de aynı bir daha tekrar basacağız. Şimdi şöyle bir gazladık. Konferimizin nerede olduğunu gördük. Ona göre ufak ufak istediğimiz yere denk getireceğiz. Süper. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya.
Bir tane iç kamera yapamadık. İç kamera olsaydı aslında bastığımız anda çekemedik. Oğlum olmasa en son bir basarken sen bir çekersin. Tamam, tamam. Dışarıdan da birkaç görüntü çekti sevgili Oğuz ve kardeşi var. Sağ olsun dışarıdan görüntüler aldı. Siz de böyle o çatara patara sesini duyun isterim. Bayağı keyifli yani şu an araba o shifter, otomatik vitesin atışı. Shifter'in şeyi nasıl ama hissiyat nasıl? Shifter çok iyi. Hemen Power Motorsport yine yapmış. Hemen satın almak için arkadaşlar şuradaki linkten satın alabilirsiniz. Hani herhangi bir aracınıza takabilirsiniz. Sadece otomatik olması yeterli. Bu zaten shifter'lar. Mekanik bir his yaratıyor. Aslında bir mi o? Aynen aslında bir tuş. İçinde yaylık. Aynen öyle tuş. Hatta Sarı Supra'da da hatırlarsınız bu videonun içerisinde izlemişsinizdir. O hissi de göstermiştim ben. Şöyle mekanik bir tane kolumuz var. İçinde yaylı bir sistem. O bir zorluk yaratıyor sadece. Sanki evet. Gerçekten yayda işte o sert gibi. Bir hal. Ama burada iki tane düğmeyle yukarıya, geriye, pardon. Burada modlarımız var. Şurada. Bu ekranı şanzımanın işte kaçta olduğunu, işte yağ sıcaklığını gösteriyor. Geri ileri işte drive modu falan, manuel mod. Buradan görüyorsunuz. İşte arıza yaptığı zaman da bu arıza da gösteriyor. Aynen. Daha önce göstermiştik. Yağ hararetini de söylüyor orada bize. Aynen. Hangi modda P1 mi P8'e kadar 8 tane farklı modu var. İşte dyno modu, tam otomatik mod. Hı-hı. Sert atma, yumuşak atma falan filan. Ayarlayabiliyoruz onu. Onun haricinde bir de şey var. Trans brake de var. Tutuyorsun, çekiyorsun. Gaza basılı bekliyor. Yani lunch yapmak. Lunch yapmak için. Bıraktığın zaman evet. Bu şekilde fırlıyor. Evet. O en önemlisi o. Evet. Sıfırdan kalkmak için. Dırağı götürürsek. Aynen. Sıfırda bayağı iş yapar. Metronomumuz geldi. Yine burada ekranı var işte. Bunu ayarladık biraz önce. Nerede devreye girecek? Hangi devreye? Basınca göre değil mi şu an? Basınca göre çalışıyor. Basınca göre çalışıyor. Slow performansı. Bayağı farklı değişik bir şey oldu. Keyifli bir araba haline geliyor bakalım. 2020 model bir araba gibi oldu şimdi. Evet. Motor sıfır. Şanzıman sıfır değil mi? Evet. Teknolojisi ilerlemiş oldu arabanın biraz daha. Ateş yapmadın değil mi kanka sen buna? Var ateş, su, tahta. Şimdi Tuğan abiyle çıkıyoruz. Bir arabaya bak, hadi arabaya bak. Biraz araba ısınsın dedik. Çünkü soğuk araba şu anda. En son yine bir ayar daha yapacak, doğru mu Tuğan abi? Onur bir ayar daha yapacak. Şimdi hangi moddasın abi? Emir modu. Şimdi otomatik mi araba? Evet. Şimdi kendi vitesini kendi atıyor. Biz bu arada şu uzun ilaveyi de taktık. Şimdi deneyelim bir tane nasıl keyifli mi oluyor diye. Biraz daha şovlu duruyor bu. Ama atması da değişiyor, rahatlıyor biraz daha. Bu özellikleri. Neydi abi bu programlama olayı var ya, sen dün yaptığın adaptasyon. Birinci programda ne yapıyor araba? Senin kullanımına göre ayarlıyor muydu? 55 dereceye geçtikten sonra kullanımına göre adaptasyon yapıyor. Sonra da senin kullanımına göre o vites atışlarını ona göre yaptırıyor, doğru mu? Stop ettiğinde belli bir şeyden sonra kaydediyor onu. O şekilde vites atıyor. Normal D programında yani. Evet, otomatikteyken. Otomatikteyken. Manuel kullanımda da zaten gazladığın şekilde olduğu için programa gerek yok zaten orada, değil mi? Şuraya bir ekranımız daha eklenecek. Tabii etanolle benzin sıcaklığını gösteren bir ekran. Ekranlar iki tane ekran fazla açtı. Bir ekran daha fazla açacak. Üç tane de ekran fazla açıyor. Buraya F1 kulaklıkları gelecek. Onları bağlayacağız. İnşallah bağlayabilirsek. F1 pedal shift. Yaşlı dayıların da hayranı. Mücahap arabanın. Thank you.